Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoyu ben kayıt almışım ama sesini kayıt almamışım. Sebebini ben de bilmiyorum. Şimdi beraber izleyeceğiz. Ben de şöyle kendi ekranımda açayım. Beraber izleyelim. Z videosu atacağım. Z videosu atacağım diyordum ama atamamıştım. 4-5 gün ertelendi. Bu videoyu çekmişim ama bunun sesinin kaydını almamışım büyük ihtimalle. O yüzden üstüne seslendirme yapacağım. Yani konuşacağım. Sohbet muhabbet gibi. Bu maçta bir hata falan yaptığımı hatırlıyorum. Burada galiba Diamond 4'tüm. Yanlış hatırlamıyorsam. Şu an Diamond 3'üm. Diamond 2 olacağım. Son 4 maçım falan kaldı. Avrupa oyuncu sıralamasında ilk 200'e girdim. İlk 50'ye doğru çıkmaya çalışıyorum ama fazla dediğim gibi hani bundan önceki videoda da dediğim gibi o kadar tryhard yapışmadım böyle. Zevkine girip oynuyorum yine de. Kaybetmediğim için ya yani çok kaybetmediğim için hesap sıralamaya çıkıyor kendi kendine. Şimdi bu videoda Zed oynuyoruz. Karşımızda Yasuo var. Yasuo'nun ismi Hanımcıyız. Bu arada Zed'im çok iyi değil. Eskiden güzel Zed oynuyordum sezon 0'da. O zaman Zed bufflıydı. Hani herkes Zed oynuyordu. O zaman Zed'le Hyper Carry Zed diyordum kendime de. Şimdi o kadar beğenmiyorum oynadığım Zed'i. Çünkü bayağıdır Zed oynamıyorum. Nereden baksanız 1,5 aydır Zed oynamamışımdır. Yani kalan reflekslerle oynuyoruz. Zaten o kadar da zor bir hero değil. Bu arada 3 gölge kombosu falan tek atıyor. Onlardan da değineceğim. Zaten izlerken de görürsünüz. Bu arada hemen videonun başındayken arkadaşlar like atmadıysanız çok önemli. Hemen bir videoyu durdurup like atarsanız sevinirim. Kanal önerilenlere çıkmıyor abi. Bir like atmanız önerilenlere çıkmasına yardımcı olur. Şimdiden like atan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu arada hala abone değilseniz abone olup bildirimler açarsanız bir sonraki videolardan da bildirim alabilirsiniz. 30.900 küsurdayız. 31.000 abone olacağız. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Şimdi karşımızda Yasuo var. Yasuo ile trade'e giriyorum. Çünkü Zed üstünlük kurabiliyor Yasuo'ya karşı. Ha hatırladım. Şimdi aklıma evet burada bir satış var. Hatırladım. Çok sağlam bir satış var. Ben burada Lee Sin'i takip ediyorum. Baba Lee Sin saldır saldır atıyor. O sattı. Bak ben burada W, E, Q yapsam hepsini keseceğim ama gördünüz. Double atmayı unuttum. Danana, double atmayı unuttum. Benim böyle satışlarım meşhurdur baba. Dakika 1'de ölmüyorsam o maç o saatten sonra hiç ölmem. Dakika 1 satışlarım meşhur. Ama karşımda Yasuo olduğu için kolay mid diff atarım ya. Fazla spoiler vermeyeceğim. Ben de biraz kendimi izleyeyim baba. Doğrularımı yanlışlarımı göreyim. Hanımcıyız. Nike bak. Burada minyonlara klasik son vuruş atıyorum. Hasar yememeye çalışıyorum bir tık. Ama Yasuo olduğu için dürtüyor. Bu arada sürekli Yasuo ile bir trade halindeyim. Farkındaysanız safe yapmıyorum. Çünkü Yasuo kırılgan oldu son nerf'ten sonra. Direkt tekleyebiliyorsunuz. Yani Yasuo varsa midde karşınızda pasif kalmanıza gerek yok. Ne oynuyorsanız oynayın. Yasuo çok kırılgan. Bak ultim açıldı. Tam sıçra attı. Yasuo'da şu an sıçra yok. Ward yani. Bir de Lee Sin anlamsız şekilde mid'e fokusluyor ya. Ben son vuruş atıyorum klasik. Bak Lee Sin yine midde bekliyor. Lee Sin kafayı taktı kesecek onu ya. Bak flash'ın olmadığını biliyoruz. Direkt dalacağız büyük ihtimal. Lee Sin campliyor çünkü yavaştan. Bak baitledim burada. Çok iyi bait attım. Bu arada arkaya gölge bıraktım. 3 gölge yaptım. Anlamadıysanız slow motion yapıp bakabilirsiniz. Yasuo'yu ben orada baitliyorum. Bana ulti atacağını biliyorum ve arkamda Lee Sin var. Arkamda rakibin görüşü yok. Yani Lee Sin'i görmüyor Yasuo bana ulti atarken. Güzel bait, güzel kill. Böyle bir bir başlıyoruz bakalım. Ben de sinema izliyormuş gibi izliyorum bu arada. Öyle bir fokuslandım ki. Bu aralar kendi videolarımı ben de izliyorum ya. Zevkli oluyor. Olaf videosu falan zevkliydi. Ya Aram videolarımı falan tekrarını izlemiyorum da. Editlerken de bu arada ben videoları izlemiyorum. Direkt işte çerçeve koyup editini yapıp gönderiyorum. YouTube attıktan sonra izliyorum bazılarını. Böyle hard maçlar zevkli oluyor. O tür maçların tekrarını ben de izliyorum YouTube'dan sizin gibi.
Ben de kendimi yorumluyorum. Nerede yanlış konuşmuşuz, nerede yanlış bir şey demişiz. Gerçi ben pek kameralara oynamıyorum ama hani neysem o anlamında konuşuyorum. Yani böyle kamera video çekiyorum, mütevazi olayım. Oy. Tertemiz double. Video çekiyorum işte, mütevazı olayım, yanlış bir şey söylemeyeyim muhabbeti yok bende. Yani tabi marifet değil, olması gerekiyor. Herkes kameralar oynuyor. Benim de oynamam gerekiyor mantıken. İçimden gelmiyor. O direkt mitif geldi bir tane. Abi şu combo var ya, bu komboyu benim gibi bu şekilde yapabiliyorsanız tertemiz. Oraları ben büyük ihtimal slow motion koyarım videonun başına. Koymayı unutursam siz kendiniz slow motion yapıp bakabilirsiniz. Yani şu şöyle de söyleyeyim. W'yu kesinlikle kullanmıyorsunuz. Çok pasif Z oynayın. Z ile oyun taşımak istiyorsanız W'nüzü boşuna kullanmayın. En önemli skill W Z'de şu an. Kesinlikle adama W atıp girmiyorsunuz. Önce ultinizi atıyorsunuz ya da adam yakınsa W'nüzü de atabilirsiniz. Sonra ulti atarsınız ama adam sıçra atarsa mala dönersiniz. Mal gibi bakarsınız. Garanti olsun diyorsanız adama yaklaşıyorsun, ulti atıyorsun. Adamın gideceği yöne doğru W koyuyorsun. İstersen W'ye git, istersen gitme. EQ yapıyorsun, adam ölüyor. Çok güçlü yani Zed. Bu arada bilgilendireyim. Zümrüt üstünde oynamayın. Fazla usta değilseniz. Fazla ustaysanız Challenger'da bile oynarsınız. Çünkü bu aralar o tipi Zed'ler güzel oyun taşıyor. Bana denk geliyorlar. 6. kill aldık, dakika 8. Ultim dönüyor. Bak W kullandım. Hata yapmışım. Bak W'm yok şu an. Çok hatalı oynuyorum burada şu an. Büyük ihtimalle öyle. Heh, W dönüyor. At ultiyi, W EQ yap kanka. Ay, niye böyle yaptım? Oo. Ay. Bir şey diyeyim mi? Bak ben oynadım bu oyunu. Kendim şu an o hareketi beklemiyordum. Çok iyi oldu lan. W attım, W'ye gittim. Arkada W kaldı. Janna'ya ulti attım. 3 gölge oldu orası. Yasuo'nun ulti atması biraz lucky'di. Janna'nın ultisine Yasuo ulti attı. Yasuo ulti atamasa kaçardım. Kendimi şu an takdir ettim. Helal lan Sicili. Oynadın lan orada. Şu an izlerken orada farklı bir komp düşünüyordum. Demek ki hep aynı düşünmüyormuşum, onu fark ettim. Yasuo şey Lee Sin'de mid hastalığı var ya. Yapıştı bir de bak. İlla kesecek Yasuo'yu. Yasuo kışkırtma. Yine failliyoruz skill'lere abi. Bak bak hareketlere bak. Yasuo bizi mal etti. Geçmiş olsun. Bir de Yasuo Lee Sin'i kesseydi var ya. Bak. Hop hop, gördünüz mü? Ulti W W EQ. Direkt tek atıyor 5 levelden sonra. Yani tek atmama ihtimaliniz yok. Tanka mank dinlemiyor böyle. Braum'a, Alistar'a kim varsa at ultini tek diyor baba. Tabi ikinci tem Fani hatıra almanız lazım. Gidip ikinci teme Zhonya falan çekip hasar vurmasını beklemeyin abi karakterin. İkinci item kesinlikle Fani hatırat olmak zorunda bu arada. Tamam, 15'e 4 dakika 8-9 kill bende, zaten büyük ihtimal FF verecekler. Dragonumuz var, Herald'ımız var, her şeyimiz var. Fullüs şu an. Fazlasıyla fullüs. Mittif ya. Sicili baba. Bu arada Draven'la benim kostüm uyumlu. Ruh Söken Draven, Ölüm Elçisi Zed. Güzel duruyor. Bak ulti dönüyor. Yine birine tek gelecek şimdi, izle. Ama W'm yok. Bak Jinx'i kitledim. Kitlemeyi bıraktım. Kime tek atacağım? Ulti var bak, izle. Hop W koydum arkaya. Bam. Öldü. Çık. Ölmeyeyim lan. Ah bir şey yap. Aa, öldüm lan. Ama komboyu dediğim gibi bu şekilde doğru kullanabiliyorsanız %100 taşırsınız oyunu. Ulti W W EQ ya da ulti W EQ
Tek. Net yani direkt. 10 kilo olmuş. Dakika daha 9. Dakika 9, 17 kilo var. 10 tanesi bende abi. Yaparık bir spor ya. Ormancı ve midi oynuyoruz da. Diğer koridorlar beni pek sarmıyor ya. Top lane'iymiş, ADC'siymiş. Özellikle support'u var ya. Hiç yani top lane'ine bir tık böyle oynamayı istemesem de arada güzel Akali oynuyorum da sadece Akali yani bir Darius falan öğrenmem lazım. Darius'tur, Fiora'dır. Hiç maçım yok hero'larla ya. Ama mid ve orman kaldı mı? Taşımamamızın imkanı yok baba. Hop tek. O yüzden siz de arkadaşlar dediğim gibi tek lane'e bağlı kalmayın. O tipi hiç olmayın. O tipi Zed'ler, o tipi Katarina. Özellikle Evelynn oyuncuları yani sürekli Evelynn oynuyorlar. Evet Evelynn güçlü. Ama Evelynn'le hiçbir şey olmaz yani tek main Evelynn'ler var ya. Karşıma geliyorlar, taşıyorlar sürekli. Kaybediyorum, çıldırıyorum ya. Tek main Evelynn'ler ne e-spora girebilirler ne oyunda başarı yapabilirler. Ya, kaderleri Evelynn'e bağlı adamların ya. Neyse güzel videoydu. Daha sonra bu sohbete devam ederiz. Şimdi bakalım. Kaç K vurmuşuz? Evet burada elmas 4'müşüm. Şu an elmas 3'üm ve elmas 2 olacağım. Bu biraz eski. 10 MVPS olmuşuz. 15K vurmuşuz. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.